Merhabalar, ismim Elif Aydın. 1980 Bursa doğumluyum. Doğup büyüdüğüm şehirde yaklaşık 16 yıldır Ebru Sanatı eğitmenliği yapıyorum. Bunun yanında da son 3 yıldır da ciltleme sanatı eğitimlerine devam ediyorum. Bienal sergisinin bu seneki teması çerçeve konusuydu ve bu çerçeve konusunu ilk düşündüğümde aklımda uyanan fikir sınırları aşamamak oldu, sınırları geçememek oldu. Sınırları hem geçip hem geçememek teması uyandırdı bende. Ve bu konudan yola çıkarak kendi üslubumu, kendi tarzımı, kendi duygularımı nasıl ifade etmem gerektiğini düşündüm. Ve bu ifade şeklimi de yine hem gelenekselci hem de yeniliklere açık bir sanatkar olarak geleneksel çiçekleri kendi tarzımda, kendi üslubumda yorumlamayı düşündüm. Ama bunu hayata da uyarlamak istedim aslında. Hayata uyarlarken de insanların sınırlarını düşündüm. Toplumun sınırlarını düşündüm. Diğer çevrelerin sınırlarına geçmek, geçememek, geçtiğin zamanki duygularını düşündüm. Ve bu çalışmamda da çiçekleri tek başına ele aldım. İnsanları tek başına, bireysel olarak ele almak istedim. Ve bunu tek bir çerçeve halinde, toplu bir olarak, tasarım olarak düşündüm. Ve insanların arasındaki sınırları ihlal etmemek, ihlal ettiğin zamanki duruşlarını, birbirine dönük olan insanlar, tek başına yaşayan insanlar, birbirine sırtlarını dönen insanlar olarak ifade etmek istedim. Ve bunu hem kendi içerisinde minik paftalar oluşturarak minik çiçeklerden oluşturdum. Bu minik çiçeklerin etrafına birer sınır çizdim. Bu sınırın üzerine tekrardan farklı, yani çerçeve temasını ele alarak tam bir tamamıyla bir çerçeveyle süsleyip en sonki ziynetini belki de böyle tamamlamasını arzu ettim. Bunları düşünürken aslında çok sancı çektim. Yani acaba nasıl tamamlayabilirim, neler yapabilirim derken hem öğrencilerimle istişare yaptım, hem kendi yakın sanat camiamdaki arkadaşlarımla istişareler yaptım. Bu istişareler sonucunda kendimi en iyi temsil edebildiğim murakka ebru tekniğiydi. Çünkü murakka ebru tekniklerini kendi çiçeklerimde çok fazla uyguluyorum ya da kendi yaptığım ebru çalışmalarına çok fazla uyguluyorum. Bunları uyguladığım için de yine burayı bir murakka ebru tekniğiyle süslemem gerektiğini düşündüm. En son artık eseri tamamladıktan sonraki çerçeveli haline baktığımda karşıdan yani bir düşündüm. Düşündüğümde Hazreti Ali'nin sözü aklıma geldi. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın ama bütün dünya senin aleminde gizlidir ifadesi dilimden dökülüverdi. Ona baktıkça evet gerçekten insan kendi alemini, kendi dünyasını, kendi alemini çok iyi bir şekilde okuyabilmeli, ifade edebilmeli diye düşündüm. Ve en sonki hali gerçekten içime sinmişti. Kendimi yansıtabildiğimi düşünüyorum. Kendi çalışmalarımda genelde daha özgün çalışmalar yapmaya, son zamanlarda daha özgün çalışmalara yer veriyorum. Bu özgün çalışmalarımda öğrencilerim de beni destekliyor. Bunun yanında kendimde çok fazla araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Zaten tekamül olmazsa bu işin geleceği olmaz diye düşünüyorum. Geçmişe kendimizi mahkum ederek buradan hiçbir şekilde yenilikleri keşfedemeyeceğimizi düşünüyorum. 21. yüzyıl ebrusu diye adlandırıyorum aslında ben bunu. 21. yüzyıl ebrusunda yani bizden sonraki yüzyıllarda insanlar dönemleri ayırdıklarında 19. yüzyıl ebrusu ile 21. yüzyıl ebrusunu çok iyi ayırt edebilmeliler ama gelenekseli de yansıtmalıyız diye düşünüyorum. Yaklaşık 16 yıldır ebru çalışmalarımı hem kendi atölyem Nakşiebru Sanat Atölyesi'nde hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları BUSMEK'te eğitimler veriyorum. Sanatı en güzel, en özgür şekilde buralarda uygulayabildiğimizi düşünüyorum. Kendim ebru sanatına ilk başladığımda sanata bu kadar geniş çapta yer verebilen herhangi bir ortamı rahatlıkla bulamıyorduk. Çünkü Bursa bir Anadolu'ydu. Bursa İstanbul'a çok yakın olup ama bir o kadar da çok uzaktı. Hem bu sanatı icra eden sanatkarlara ulaşmak, hem bu sanatı en iyi şekilde ifade edebilen veyahut da uygulayabilen sanatkarlara yanında olabilmek bizler için çok zahmetliydi. Hem İstanbul'da bu sanatlardan bahsedebilen sanatkarların yanında olabilmek ama bir o kadar da burada bunu temsil edebilmek bizler için çok güçtü. Çok şükür bizler yıllar sonra veyahut da ben bu sanatlara adım attığımda yıllar sonra Bursa'da bu sanatları öğrenebilme ve şimdilerde de son 10 yıldır en iyi şekilde uygulayabilme imkanına sahip olduk.